Evet arkadaşlar, ikinci şartlı döngü yapımız switch case yapısı. Switch case yapısı arkadaşlar, verilen bir değişkenin aldığı değer ya da değer aralığına göre seçim yapmak için kullanılan yapı arkadaşlar. Bunun kullanım şekli de nasıl? Önce switch diyoruz. Daha sonra buraya bir değişken yazıyoruz. Bu değişkenin içindeki veriyi case ile arkadaşlar değerlendiriyoruz. Bu veri arkadaşlar istenilen değer aralığında ise küme parantezi arasında kalan kısımlar kısımların arasına diyelim arkadaşlar komutlar yazılır ve bu komutların durdurulması için sonuna break komutu kullanılır. Ve bunun dışında arkadaşlar bir de default değer aralığı vardır. Default değer varsayılan değer anlamında kullanılır. Bu değer aralığına da yine komutlarımızı yazıyoruz. Ve bu yazdığımız komutları da en sonunda break komutu ile durduruyoruz. Bunun için bir örnek yapalım sizinle. Evet. Örneğimizin arkadaşlar nasıl bir örnek olduğunu. Ekleyelim. Evet. Örnek olarak arkadaşlar bir açılır liste kullanacağız. Bu açılır liste içinde yaptığımız seçime göre ya bu seçimlerimizi arkadaşlar label kontrolüne göndereceğiz ve burada görüntülenmesini sağlayacağız. Bunu switch case ile yapacağız. Bunun için bir drop down list kontrolü, bir buton ve bir label kullanacağız bunun için arkadaşlar. Hemen Visual Studio'muza geçelim. Açalım. New'den yeni website diyelim. Ve web formumuzu oluşturalım. Evet, web formumuz açıkken buraya bir seçim yapacağız demiştik. Seçim yapın diyelim. Seçim yapın dedikten sonra bir drop down list ekleyeceğiz. Ve bunu ekledikten sonra arkadaşlar yanına bir tane buton yerleştireceğiz ve bir tane de label yerleştireceğiz. Ve butonumuzun tekstini de arkadaşlar değiştirmek istiyorum fakat buradan görüntü gelmedi. Neden gelmedi ona bakıyorum. Properties özelliği listelenmiyor şu anda. Boş bir yere tıkladım. Buraya. Şimdi geldi evet. İlk defa böyle bir şeyle karşılaşıyorum. Butonun tekstinde sonuç diyelim. Sonuç dedikten sonra butonuma tıkladığımda gerekli örneğimizi yazacağız. Arkadaşlar string bir değişken tanımlayacağım öncelikle. Bu stringimizin adı gün olsun. Ve drop-down list bir selected item text diyor. Evet. Değişkenimizdeki arkadaşlar veriler nereden gelecek bize? Drop-down list 1 kontrolünden gelecek. Ve drop-down list 1'in içine biz gerekli verilerimizi de ekleyeceğiz. Öncelikle switch case şartımızı yazalım. Switch diyeceğiz. Gün. Switch arkadaşlar aslında bir anlamda değişim anlamında.
gün içindeki, gün değişken içindeki veriye göre değişim gerçekleştirilecek. Bu da neyle gerçekleştirilecek arkadaşlar? Case'lerle gerçekleştirilecek. Bir kümü parantez açıyorum. Açtıktan sonra altına case yazıyorum. Case 1 ise, 1 seçildiğinde veya case değeri, yani gün değişken içinden bir rakamı geldiyse, case seçim anlamında şunu yapsın. Case'in altındaki komutları yazalım. Ne yapsın? Günü yazsın. Haftanın birinci günü, haftanın günlerini gösteren bir örneğimiz arkadaşlar bu. Pazartesi yazsın. Biz 1'i seçtiğimizde label 1'e arkadaşlar pazartesi yazsın. Ve bu case seçimini durdurmak için de break ve durduruyoruz arkadaşlar. Break diyoruz ve durduruyoruz. Daha sonra diğer şartlar için de yazmaya devam edeceğiz. 2 seçersek biz drop-down listeden 2 rakamını seçecek olursak işte aşağıya noktalı virgül diyoruz burada arkadaşlar case'den sonra. 2 noktalı virgül değil, 2 nokta üst üste diyoruz arkadaşlar. Burada hatalı yazdım. Şurada 2 nokta üst üste. Evet. 2 nokta üst üste der sonra yine küme parantezim açıyorum ve kapatıyorum. Ve yine üstteki gibi label 1 text eşittir salı yaz. Komutu durduralım. Bunları tek tek yazmaktansa diğer günler için ben şuradaki case'leri çoğaltacağım kopyala yapıştırılan. Salı, çarşamba, perşembe, cuma, cumartesi, pazar olmak üzere. Bunları bu şekilde çoğalttım. Şimdi şuradaki rakamları değiştireceğim. Drop-down listten 3 seçilirse çarşamba yazısı label 1'e yazılsın. Drop-down listten 4 seçilirse arkadaşlar perşembe yazsın. Drop-down listten 5 seçilirse cuma yazsın. Drop-down listten arkadaşlar 6 seçilirse cumartesi. Yine drop-down listten arkadaşlar 7 seçilirse pazar olsun. Evet. En sona da bir case daha ekleyeceğiz. Bu case'imizi de arkadaşlar case diyeceğiz. Tırnak içinde şöyle gün diyeceğiz. İki nokta üst üste dedikten sonra küme parantezini açacağız, kapatacağız. Default değer olarak geçiyor arkadaşlar burası. Varsayılan değer. Yani drop-down list ilk karşımıza geldiğinde bizim seçiliymiş gibi görünen kısım olacak. Burada da şöyle bir ifade olsun. Lütfen seçim yapın. Ve break'le burada durduruyoruz. Şimdi burada bir eksikliğimiz var mı diye bakıyorum. Burada bir küme parantezi açmışız. Şurada kapatmamışız tahmin ediyorum. Onu da şu şekilde kapatıyorum. Küme parantezlerindeki eksikliğimi tamamladım. Şimdi arkadaşlar ne yapacağız? Bir çalıştıralım bakalım nasıl bir sonuç elde edeceğiz. Bir çalışacak mı? Evet. Çalışmayacak. Neden? Evet, içi boş. Neyin içi boş? Drop-down listimizin içi boş. Buraya items'larımızı eklememiz gerekiyor. Edit items diyerek buraya arkadaşlar items'larımızı ekliyoruz. Birinci items'ımız şöyle gün olsun. İkinci items'ımız 1. İkincisi 2. Üçüncüsü 3. Dördüncüsü 4. Beşincisi 5. Altıncısı 6. Yedincisi 7 olsun. En sonunda elde tıklamıyorum. OK diyorum. Ve bunları ekledik. Şimdi çalıştıralım. Bakalım ne gibi bir hatamız var. Bir hatamız var mı? Evet. Burada gördüğünüz gibi arkadaşlar yazdıklarımız burada görünüyor. Biri seçtim. Sonuça tıkladım. Ne yaptı? Pazartesi dedi.
5'i seçtim. Sonuça tıkladım. Direkt cuma olduğunu bize gösterdi. Günü seçtim. Böyle gün yazıyor yani hiçbir şey ilk geldiğinde bu geliyor. Lütfen seçim yapınız diyor bize. Lütfen seçim yapınız diyor. Yani tekrar çalıştırıyorum formu. Form ilk çalıştırdığımda Trabzon liste gelen ifade bu. Hiçbir seçim yapmadan sonuca tıklarsam lütfen seçim yapınız diye bizi uyarıyor.